Saygılı insanlar ya, baksana. Saygılı insanlarla başka oluyor. Tabii canım, konuşun. Estağfurullah. Madem biz şey yapmayalım, engel vermeyelim. Biz saygılıyız. Aa, Tolga da gelmiyor. Şimdi şunu öğrenmeyi istiyorum. Hani ciddi anlamda aklıma takıldı. Hı-hı. Aslında sinirliyim de sinirimi belli edemiyorum. Hı-hı. Şimdi geçen hafta yaşadığımız olaylar öyle bir tuhaf ki. Kalkıp biraz bana yakınlaştın. Biraz Hı-hı. Adnan'la oldu. Kalktık dans ettik. Sonra Adnan'a gidişim falan. Öyle bir konuma geldim ki. Sanki ilk defa hayatıma böyle bir konuma düştüm. Cidden sen böyle bir insan mısın? Hani yoksa kafanda farklı bir plan, proje mi yaptın? Hani bilmiyorum. Bana bu konuda ciddi anlamda bir açıklama yaparsan. Çünkü sen de farkındaysan. Ne kadar kötü duruma düştüm orada. İnsanlar izleyecek. Aynı durumda benim gibi düşünecek. Hı. Ciddi anlamda çok kötü bir... o gün hani böyle tam sakin bir yapım var ama hı hı. Çıldırmamak için kendimi zor tuttum. Hani bunu seninle konuşmam lazım. Çünkü sen de farkındasın. Algı o şekilde. Aykut'u kullandı. Adnan'a gitti. Hani seninle hı hı. Sende de bir ışık olabilirdi. Ama kafanda ne geçiyor, ne bitiyor, ne yapmaya çalıştın? Herkesi ezip Adnan'a gitmek için adım mı olduk, basamak mı olduk? Hani tam seni tanımadığım için de kafandaki tilki mi diyeyim ya da böyle iyi niyet mi diyeyim, kötü niyet mi diyeyim bilmediğim için. Tilki yoktur bende. Ne oldu peki böyle hani ben de yanlış anladım değil mi? Bir an yine konuşuyorduk, hayır, ediyorduk. Hayır, yok senin bunu konuşman çünkü, çok normal çünkü bir şey. Sen de söyledin bana, dedin ki hani bak iki kişi var dedin, biri dedin Adnan, diğer tarafta Aykut var, benle ilgili. Centilmen, yakınlık gösteriyor. Bir anda ne oldu böyle? Bunu kızlar söylediğinde neden Adnan'ı düşünüyorsun da Aykut senin için ilgi gösterdiğini bu kadar belli ettiği tamam, açıklaman halde. Açıklaman ne oluyor peki? Aykut'u neden düşünmüyorsun dediklerinde Hı-hı. ben onu söyledim. İkisi çok farklı insanlar, o öyle şu böyle Hı-hı. dedim. Neyse seni eğer aydınlatacaksa söyleyeyim. Ben çok ben rahatsızım. Bak ciddi anlamda rahatsız oldum ben. Sen farkındasın değil mi? Farkındayım. Tamam bunu konuşman yani. Çok güzel. Sen medeni bir şekilde, tabii sana canım. Yakışan şekilde milletin içinde... Bır bır yok, bır yok. Yapmak yerine kenara çekip derdin neyse konuşabilecek olgunlukta bir adamsın zaten. Bu bir. İkincisi ben kimseyi kullanmam, buna da ihtiyaç duymam. Şöyle bir durum olsaydı, ben Adnan'la hani böyle bir yolda gidip sana sinyal yaksaydım ya da sen orada herkesin içinde de söyledin, Didem bana ümit verecek hiçbir şey yapmadı dedin. Ama ben Didem sonuçta bir ilişkiye başlamamıştı. Peki bir şey diyeceğim, benle de kalkıp dans etmem falan ümit verici bir şey değil de onu Adnan'a yakınlaşmak için mi yaptın? Kendim, o mevzu zaten orada patladı. Hayır yani ben sen bunu onu zaten göz yani. Göze almışsın tamam. ki. Sen nasıl o diğer yedi adamın önünde hatta diğer gelin adaylarının önünde Hı-hı. sen bunu göze alıp tamam. bu cesaretle gelmişsin. Tamam, ben, geç. Ben sana hatta ilk teklif edince dedim ki emin misin? Dans edelim senin dedin, dedim mi geçiyordu ki o an böyle, emin öyle misin şey dedim. Zaman? Hani nasıl olur dedim. Sonra dedin ki ya ne çıkar ki dedin. Bir tamam. dans dedin. Sadece bir dans dedin. Tamam ben öyle dedim. Sen ne peki dedin? Peki dedim. Senin aklından geçti. Dans ettik ve dans ederken de senin hiçbir romantik bir diyaloğa tabii girmedin. Tabii romantik bir şey. Peki. Seninle özel bir şey de konuşmadım, paylaşmadım. Sadece davetine icazet ettim. Ve seni, onun... ben de seni orada kırmak istemediğim için yaptım o hareketi. Peki akşamında direkt gidip Adnan'la öyle duygusal bir şey yaşadıktan sonra zaten direkt Aykut kullanılmış gibi bir... Aykut algı kullanılmış oldu. Gibi bir algı oldu, bir herkes düşünen, gördü bunu yani. Herkes öyle olmadı, birkaç kişi öyle oldu. Olan kişiler de bir tanesi Adnan'ı isteyen bir kadın, diğeri onun yandaşları. Seda'nın falan mı sordu? Ben dedi ki Serap, yani acaba dedi... Diğeri de Serap ve Serap'ın sana ilgisi aşikar zaten. Tamam onu da geçtim. Tamam hani Seda, ben orada mesela onların düşüncesinden çok Seda Hanım orada dedi ki hani ciddi anlamda o bile hani anlatılanlara kadarıyla dedi bu çocuk dedi bir kullanıldı mı, şey mi oldu? Aykut, ciddi anlamda sen beni var ya. Sen düşündüğüm kişi hani, sen olsaydın. Sen baştan, ilk günden beri ben seninle yola çıkardım. Tamam. Tamam. Ben de diyorum ki ama bak, sen onu algılamıyorsun. Ben sana diyorum ki zaten kafandaki insan belliydi. Ama evet. kafandaki insan ikilem arasında kaldığı için acaba diyorum orada ben de sana yaklaşınca ya da senin kafandan farklı geçip sen ciddi anlamda böyle karakter misin insanları kullanıp amacına ulaşmak için? Diyorsun ya savaşkan Yo, bir karakterim. O da olabilir bak. O da olabilir. Kullanmam. Bak savaşırsın, savaşın içine beni de dahil ettiğin zaman olayları olur, ben kötü oluyorum ama. Bak olayları kullanırım. Olayların ama içine ben varım. Ama insanları kullanmam. Yani sen kendini, sen bir dakika herkesin ne düşündüğünü bir kenara tamam, al. Geç. Sen ben kendini seni gerçekten kullanılmış bak, mı hissediyorsun? Bak kullanılmış hissediyor değil. İnsanlar öyle algıladığı için. İnsanlar beni ilgilendirmiyor ben şu an. Ben sana bir şey soruyorum. Sen kendini kullanılmış biraz, bak, mı hissediyorsun? Kendimi, ya evet ya da hayır bak, ya. Bak sana bir şey diyeyim mi? Evet ya da hayır diye bir şey yok. Ben zaten Allah seni, Allah. Sana sormamın sebebi soruya o. Soruya soruyla geliyorsun ama. Ama diyorum ki. Biraz hissettim ki sana sorarım değil mi yani?
Biraz öyle neden bir... hissediyorsun? Söylüyorum işte, sen öyle bir insan mısın yani? Karakterini bilmiyorum, hani amacın... Hayır değil, soruyorum. Bir amacım yok. Öyle zaten bir ben sana gelip burada konuşuyorsam bak... Sana olan sinyalime devam ederdim, ne bileyim... Bir sinyal var mıydı bana karşı? Hayır, öyle iddia edilmiş ya dışarıdakiler tarafından, hani... Söyleyeceğim sen sana. Gelmezmişsin de yok ben yapmışım, peki sana da şunu böyle bir dünya yok yani. Peki sana şunu söyleyeceğim, sen peki orada kalkıp da benim o olaydan sonra Adnan'a gitmen tesadüf mü oldu yani? Tesadüf ben olmadı, mi, yani aracı olaylar öyle gelişti. Adnan'ın ben nereden bilebilirim? Basamak mı oldum yani orada? Ben öyle hissediyorum, anladın mı? Adnan'ın çat diye gelebileceğini nereden bilebilirim? O yemekte Adnan yoktu ki. Adnan bir şey söyleyeceğim sana. Bak bir şey söyle. Bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Onun söylediği bir şey var. Gelsene bir şey söyle. Tamam söyleyeyim. Bir şey söyle. Tamam söyleyeyim. Hayır gel buraya. Söyleyeyim. Gel buraya. Yo onun tamam, yüzüne söyle. Hayır bir şey söyleyeceğim. Ben söyleyeyim sonra git tamam, sen. Tamam söyleyeyim. Bir gel. Tamam söyleyeyim. Bir gel. Bunu karışmayacak ortalama. Emin bak, sen beni sevmediğini biliyorum ama bir abla olarak beni dinle. Didem gerçekten sana çok uygun bir kız. Yukarı çıktı diyor ki ben Didem'e sözüm olmayacak. Ya. Aykut 2 saattir kız cevabını veriyor. Aykut hala sıkıştırmaya çalışıyor. Didem sana değer veriyor. Lütfen. Tamam mı? Tamam. Kıymetini bil. Allah yine mesut seninle dans bak, ettiğim için mi? Çok pişmanım o zaman. Ama sana bir şey diyeyim mi? Pişman olma. Duymaktan hoşuna gidiyor sen, mu? Sen duymak hoşuna bak, gidiyor benimle mu? Benimle dans ettiğin için ablamla belki etmek... beraber. Keşke dans etmeseydim. Ben de sana teşekkür ki, ederim ama dans edemezseydim. Keşke dans bak, etmeseydim. Ama ben de sana diyorum ki Adnan'la zaten akşam dans yokmuş. Etmenin sebebi belki vesilesi ben oldum. Bak, sormak istediğim soru o. Sen benim sorumu hala senin yüzünden mi geldi diyorsun yani Adnan? Vesile seni kıskanıp olabilir mı geldi yani? Hayır, olabilir. Vesile olmuş olabilir. Büyük ihtimalle ben öyle düşünüyorum yani. Ben zannetmiyorum. Ben öyle düşünüyorum. Ben zannetmiyorum. Aynen iyi oldu seninle gelmen. Devam edelim hadi. Kız sana 2 saattir anlatmaya çalışıyor. Sen niye kıtlık yapıp da hala anlamamakta kim kıtlık yapıyorsun kardeşim sen? Ben gayet normal sordum ona. Kullanıldığını mı hissediyorsun? Kullanıldığımı hissediyorum. İyi kullanıldın o zaman kardeşim. Bak ikiniz arasında kullanıldın. Kullanıldıysam tamam eğer böyle bir şeyse ben ona sordum. Tamam. O bana gerekli açıklamayı yaptı. Ben sana söylüyorum. Eğer, kullanıldın bak, tamam mı? Tamam ben de diyorum sana. Kullanılmışsam eğer. Ne? Seninle ne mutlu olmuşsa bir şey olacağı yok. Ben tamam, onun zinetini. Sen ne olacak? Ama onu soruyorum. Oran aramızda tamam, olan bir şey. Kullanıldın de şuna. Kullanıldın mı? Öyle bir Didem şey var mı? De. Hı? Öyle bir insan olmadığını söyledi Adem bana. Şimdi tamam, senin baskınla, zorla, seninle beraber bir işe çıktığı için senin ağzından mı konuşacak bana? Konuşur konuşma, seni ilgilendirir. Beni ilgilendirir, onunla konuşuyorum ben. Şu an senin neyin o? Sevgilin mi? Aşkın mı? Tanım canım mı? Olduğun tamam, insan. Olduğun bak insan. Bana o gün dedin ki sen bir karar ver dedin. Tamam. Karar verseydin ben bunu yapardım tamam dedim. Şu an karar kararımı verdim. Tamam, ben şu an soruyorum onu. Didem benim yanımda. 2 saattir izliyorum orada. Tamam, izle. Kız sana güzel güzel cevaplarını veriyor. Tamam. Sen hala bir şey için zorluyorsun. Bir şey diyeceğim. Amacın ne senin? Benim amacım ne biliyor musun? Neyse. Senin öyle amacın? Bir algı oldu ki orada. Aykut ne kullanıldı oldu? Adnan'a gitti. Sen gelip benimle bunu konuştuğunda konuştum sana tamam, tamam haklısın kardeşim. Ben ama de onu... öfkeyle sana samimiyetsizsin dedim. Evet. Ama samimi bir insansın demedim mi? Tamam orada sıkıntı yok. Benim öğrenmek istediğim konu seninle alakalı bir durum değil. Benim Didem'in sana gelirken... Tamam hesap sorulacak bak, bir durum hesap var hesap sorulacak bir durum değil. Ben düşmüş olduğum durumu bunu düzeltmem lazım. Tamam burada... güzelce sordun bak eyvallah. Güzelce sordun, bak, benim... güzelce cevapladı. Güzelce cevaplamasına tamam rağmen hala üzerine gidiyorsun. Hala abi, ne duymak bak, istiyorsun? Bana bunu söyle. Bak sana bir şey diyeyim mi? Birincisi senin ağzından bir şey duymak istemiyorum. İkincisi Didem'le aramızdaki mevzu. Sen ona diyorsun evet kullanıldın. Bu doğru bir hareket mi sence? Doğru bir hareket. Nasıl doğru bir hareket? 2 saattir kızı zorluyorsun. Bunu duymak yani için neyi zorluyorsun? Tamam o da diyebilirdi. Mağdur mu oynamaya şey çalışıyorsun? Niye mağdurum? Ben mağdur değilim. Bu anlamak ilişkin yani içerisinde bak, sana bir şey kullanılan adam mı oynamak istiyorsun? Bak sana bir şey diyeyim mi? Bu ilişkinin içerisinde kullanılmış adam olmak istemiyorum. Tamam. Konu bu. Bak sana diyorum anladın ki mi kullanılmadın mesela zaten. Tamam. Kız da sana söylüyor. Tamam. Bunu finalde de söyledi. Tamam bunu. Sen niye niye gelip üzerine diyorsun? Burada hesabını soruyorsun. Ya hesap soracağım kardeşim. Çünkü ben burada dediğin gibi. Tamam sen gelir bunu bana söylersin. Ben de gelir Didem'e derim ki senlik bir durum değil kardeşim benim. Diyorum ki sana. Benim aramda onunla olan bir şey. Anladın mı? Çünkü ben onu dansa kaldırmışım. Akşamınızı dans etmişsiniz. Ki ben sana ne dedim? Eğer dedim arada bir aracı o vesile olmuşsam, yüzü de burada. Sizin birleşmenize, akşamdaki dansla vesile olmuşsam yine mutlu olun. Bak tamam, yine ben diyorum. Ben sana buna eyvallah dedim. Ha, ben de şu an bak sana söylüyorum. Benim sadece, bak sen de kendi pencerenden bak, ben de kendi pencerenden bakayım. Benim sadece öğrenmek istediğim konu bunu da diyebilirdi. Aykut ciddi anlamda ben seni belki yani Adnan'ı kıskandırmak için böyle vesile oldu. Yine bir şey demezdim. Benim onun sayende zinetini, Adnan sana geldi diyor. Benim, yoksa gelmezdi. Vesile Allah olmuş Allah olabilirim diyorum. Bak, beni kıskandığı için geldi. Bak, o dansı gördü. O yüzden ben geldi. Bak, o zaman sen diyorum yoksa ki sana. Yoksa sana gelmez. Sen kullanıldığını düşünüyorsun bak, kullanıldığını bu konuda. Mi? Öyle algılandı. Yani ne olacak şey... ben eğer... Yani bıraksaydım sen Didem'le bir aşk yaşayabileceğini düşünüyor muydun? Ya bir şey diyeceğim o olur olmaz. Onu şu an kimse bilemez. Ben onu yargılamıyorum. Kalkıp da Didem'in sadece o amaçtaki dedim sen böyle bir insan mısın? Hangi zinetle yaptın? Benim sormak istediğim soru bu. Ama sen gelip buna direkt evet kullanıldın dersen öyle bir bak, hakkın kız, yok. Sana diyorum ki 2 saattir tamam cevap veriyor sana. Diyor ki
Aykut öyle bir şey yok. Tamam. Sen beni dansa kaldırdın. Tamam. Ben de olur mu dedim. Sen tamam. de dedin ki niye olmasın? Tamam. Sadece bir dans dedin. Kalktın. Senin gözlerinin içine bile bakmadım diyor. Evet, senin yanlış anlayacağın hiçbir şey yapmadım. Yok, yanlış anlayacağın bir şey yok. Tamam. Ben onu izledim. Sen bunun soruyorum. Üzerine hala insanlar şöyle, insanlar böyle. Geldin benimle de konuştun. Konuştum. Sana dedim ki Aykut bak kardeşim. Tamam. Tamam ben bunu söyledim. Samimiyetsizsin dedim. Ama olan oldu. Neyse boş ver. Sen samimi bir insansın. Senin bunu gelip benim yüzüme tamam, söylemem bile samimiyetini gösterir. Güzel söyledim. Eyvallah dedim geçtim. Tamam doğru. Burada kadar yanlış bir şey yok. Tamam geldin burada sordun. Cevabın da bak tek sorudur. Ama sana bir şey diyeyim mi? Kız bak. Sana diyor ki. Kullanıldığını mı düşünüyorsun? Bana evet veya hayır de diyor. Hala geveliyorsun. Da. Geveliyorsun diyorsun da net bir şey duymak istiyorsun. Anladın mı? Sonuçta bak bunu insan... Sen net konuşmuyor musun? Bak net konuşuyor. Her ama bak şöyle bir şey var. İnsanlar öyle algılamadı. Ben sana onu tanımadığım için... Bak şunu da demiş olabilirdi. Senin mantığın. Harbi seni kullandım deseydi ben yine bir şey sesimi çıkarmaz. Helal olsun derdim, mutlu olun derdim. Anladın mı demek istediğimi? Kullanmadım diyor ama öyle algı oluştu insanların gözünden. Kardeşim, demek istediğimi tamam. anlıyor musun? Bu diyor? Algıyı zaten bak sözleriyle sildi. Tamam. Sildi benim ama sen hala hesap soru hesap soruyorsun. Soru. Hala hesap soruyorsun. Hani sen hala de bak şu. Kaç defa anlattın? Senin de bak senin de sana bir şey bir dakika, değil mi? Kaç defa anlattın? 3 kere. Ya bir de bugünle beraber 3 kere. Bunun bak bak senin de yanlış yani, biliyor musun? Yani izler kendisi. Finalde konuştuk bunu. Finalde konuştuk da kapalı kaldı. Ben orada bildiğim finalde ne oldu biliyor musun? Aykut orada basamak oldu bitti. Okan öyle kapandı finalde. Kardeşim. Öyle algı oldu. Kapandı neden? Yanlış mı? Ona kapanmadı mı? Biz de ne dedik burada kullanılmış. Adı neydi? Allah Allah. Enteresan. Şimdi neyse, bir Adnan'a başka ha, konulardan aynen. kızgınım da ondan öyle. Abi bir yapıyorum. Oturuyoruz şimdi, bir kalkıyoruz ben anlamadım. Şeyde Sultan abi isteğin var mı? Yok çok teşekkür ederim kardeşim. Basta, sağ basta, ol canım gibi. Benim sağ ol. Varsa çay kahve soda. Sağ ol babam. Fruko. Peki sana bir şey soracağım ben. Cidden ama biz o gün Didem'le dans ettik. Eğer ben Didem'le dans etmeseydim sen gidip Didem'le dans edecek miydin eve? Bana bunu samimiyete cevap verir misin? Giderdim veya gitmezdim. Seni ilgilendirir mi? Beni ilgilendiren değil. Açıkça konuş. Madem her şey açık konuşuyoruz. Üçümüz bir aradayız. Hepimiz samimiyiz. Benim o gün, bak ciddi anlamda. Benim o gün Didem'le dans etmem, senin eve gitmene vesile olduğumu olmadı. Tamam, gitmezdim. Değil mi? Hı. Bak onu demeye çalışıyorum. Sabahtan beri diyorsun ya bu. Demek ki vesile olmuşum. Tamam, vesile olmuşum demek ayrı. Ben de onu öğrenmeye çalışıyorum. Tamam, ben de onu öğrenmeye çalışıyorum. Vesile olduysan ne dedim sana? Vesile olduysan... Ben de sen gelmeden önce o dansla alakası yok. O gene de gelirdi demiştim biliyor musun? Bak dansla alakası varmış. O girmeden önce onu söylemiştim. Sen benim girmeden öyle... 2 dakika önce demiştin. Gelmezdim. Çünkü şey... o dans seninle beni birbirimizden uzaklaştırdı. Ve sevginin gücüne ayrılık verirler bunu unutma. Amacım aranıza girmek, aranızı bozmak değil. Benim kendi düştüğüm durumu kurtarmaktı. Ama şu anda... Ben senin düştüğün durumu zaten dün kurtardım. Buraya geldin, bir kere sordun, bu kız da kurtardı. Daha bunu uzatmanın anlamı yok herhalde. Kardeşim Ali, ben sana yine söylüyorum. Amacım araya girip, basamak olup, aranızı bozmak ya da kötü çocuk olmak değil. Benim öğrenmek istediğim şeyler vardı. Bunu seninle konuştum. Şu an Didem'e sordum. Ama senin vermiş olduğun şu an cevap Didem'i bitirdi. Kırdı ya da. Didem'i kıracak ya da üzecek bir şey yok. Senden önce dedi ki, ben, bak senden önce dedi ki... Tamam, onu ben onunla konuştum. O senin aran, tamam ben tamam. onu ilgilendirme. Ben kendi cevabımı aldım. Tamam. Ben düştüğüm durumdan kendimi kurtardım. Ya da kurtarmak da değil, zihniyeti öğrendim. Tamam eyvallah. Onun dışında hani artık samimiyetsiz, basamakmış, kullanılmış falan öyle bir moda girmek istemiyorum ben. Adnan'a görüntüler verilmiş ve Adnan gayet öfkeli bir şekilde yanımıza oturdu. Bu kız seninle konuşmaya çalışıyor. Kardeşim sen neyi anlamıyorsun? Anlatmaya çalıştık. Aykut hala devam etti. Ben inanılmaz zor bir an yaşadım. Çünkü hayatta en nefret ettiğim şey yanlış anlaşılmak. Ve ben orada tam göbeğindeydim. Sen yeter ki